Hocam 4 haftada 10 puan. Geçen sezon yine aynı şekilde Süper Lig'de Trabzon'u çalıştırdınız. O zaman 4 haftada 4 beraberlik sağlamıştınız. Buradaki yakaladığınız istikrarı kısaca bize açıklarsınız. Yani bu tamamen oyuncularımızın kalitesiyle alakalı. Bir de yönetimin, başkanımızın ve belediye başkanımızın bize sağlamış olduğu ortamın da kalitesiyle alakalı. Sorunsuz antrenman, sorunsuz maça çıkma şansını elde etmiş bir teknik adam olarak bunların başarının büyük bir bölümünün burayı idare eden kişilere verilmesinden yanayım. Ondan sonra çalışıyoruz. Oyuncuların istikrarlı ve disiplinli duruşları, meslek etiğine uygun tavır ve davranışları, disiplinli olmaları da bunda önemli sebeplerden biri. Evet, var mı başka? Hocam, Aksaray'a gelirken bu sonucu elde edeceğiniz ilk 4 tarafta hayal ettiniz mi? Siz hep hayal ederek spor, futbolda basamakları yükselen bir hocasınız. İşin açıkçası biz ilk yarı için 20 ile 25 puan arasında bir 18'den başlayarak 25'e kadar olan bir süreçte bir puan aralığında ilk yarıyı bitirdiğimizde hedeflerimizin bir kısmını, büyük bir kısmını ele geçirmiş gibi düşünüyorduk. Şu anda gelinen 10 puanlık seri ya da puan yüksekliğini işin açıkçası bu kadar çok beklemiyorduk. Ama hayal etmedeki şeyimiz, tabii ki bir şeyler bekliyorduk ama 10 puan olarak değil. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde müsabakalardaki istikrarımız devam ederse, dediğim gibi 18-25 puan aralığında bir noktada bir yerde durmak, yani oralarda bir yerlere duracağız diye düşünüyorum, yani alabileceğiz diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi futbol bu, kendine ait kanunları, yasaları olan bir oyun. Siz onu hafife aldığınızda o size bunu çok pahalıya ödetebiliyor. Hocam, kadro derinliğiniz de fazla geniş değil, yani Aksaray bütçesi oranında bir kadro oluşturuldu. Evet. Fakat bu başarılar devam ederse devre arasında kadroyu genişletmeyi düşünüyor musunuz? Takviye yapmayı düşünüyor musunuz? Şunu söyleyeyim. Kulübümüzün ekonomik yapısındaki mali disipline, çok sıkı bir yönetimle çalışıyoruz. Yani dolayısıyla bizim arzu ve isteklerimiz kadar yönetimin de özellikle ekonomik rahatlığı önümüze koymuş olması gerekiyor. Ya şayet eğer yönetim kurulumuz bütçede bir artış kararı almışsa, o zaman biz de onlara bazı kaliteli oyuncularla ilgili bazı bilgiler sunabiliriz. Ama şu anda dediğim gibi yüksek seviyede mali disiplinle çalışan bir ekip var. Dolayısıyla biraz zor olur gibi, zor olacak gibi geliyor. Hocam, bir de oyun sisteminiz tamamen Gegas üzerinde kurulu. Yani dışarıdan görünen durum bu. Yani Gegas topu atıyor ve hiçbir yere bakmadan belli bir noktaya koşuyor. Evet. 10 futbolcu da ona bakıyor. Tabii. Evet. Bu zamanla tüm rakipleriniz tarafından çözülecek olan bir formül. Okay. Sizin bir alternatifiniz var mı? Yani? Tabii ki. Gekas'ın yani bir sakatlığı bizim, durumunda. Gekas'ın sakatlığı durumunda bizim için iki alternatif var. Birincisi, elimizdeki Gekas pozisyonunda oynayabilecek iki oyuncuya sahibiz. Birisi Akyüz, birisi de Bruno. Şayet eğer bir çözüm üretemezsek, bu sefer çift santrofor oynama şansını da çalışıyoruz. O da bizim için bir avantaj. Kaldı ki sahte santroforla da oynayabiliriz. Yani arkadaki oyuncumuzun modelini ya da şeklini ya da yapısını da değiştirip gole gitme konusunda tepedeki Gekas'ın alternatifi olan başka bir oyuncuyu farklı bir yerden çıkarabiliriz. Bu ikinci bölgedeki orta saha oyuncularından biri de olabilir. Buna da çalışıyoruz ama dediğim gibi çok fazla tekrarımız var mı derseniz, çok fazla tekrarımız yok. Şu anda Gekas'ın varlığıyla sürdürüyoruz. Alternatifler üzerinde çalışıyoruz. Ancak dediğim gibi çok yüksek seviyede bir çalışma olmadı. Hocam, bir sorun, son soru hocam. Çok iyi bir kulübe geldiniz. Yani kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Yani mütevazi, bütçesiyle, her şeyle. Ve özellikle Aksaray'a şu anda altyapıdan yetişecek futbolculara ihtiyacı var. Siz her gittiğiniz yerde, her takımda altyapıya çok önem veren bir hocasınız. Nitekim Trabzon 461'den de A takımına Yusuf'u kazandırdınız. Birkaç futbolcu ihtiyacı. Aksaray'da böyle bir ortam var mı? Şimdi şu anda yani Aksaray Spor'un altyapı kalitesi özellikle bize malzeme ya da ürün verecek bir durumda değil.
Ama biz buna rağmen Onurcan'ı oradan alarak onun bizimle birlikte gelişimine ve ileride yine kulübümüzün çok iyi oyuncularından biri olacağına inandığımız için saklıyoruz. Kiralık da vermedik. Ve onun bizim bu antrenmanlarla bir seviyeye çıkacağını düşünüyoruz. Ama şu anda yönetim kurulu altyapıya müthiş derecede bir yatırım yapmış durumda. Kaymakam Bey'le yapmış olduğum konuşmada 20 binin üzerinde genç nüfusa sahip. Yani 7-0-7 yaşla 18 yaş arasında. Dolayısıyla potansiyeli çok yüksek bir nüfus var burada. Bununla ilgili bir çalışma yapılıyor. Sanıyorum üniversiteyle belediye arasında bir çalışma var. Bunun da kulüp yönetimi tarafından takdir edildiği bir kısmı var. Yeni bir koordinatör, yeni bir anlayış, yeni bir çalışma düzeni getiriliyor. Bizden yardım istenirse biz bilgimizi ve görgümüzü onlara aktarırız. Ama biz şu anda altyapı organizasyonunun herhangi bir tarafında yokuz. Bu haftaki maçla ilgili hocam, Başakşehir. Başakşehir biliyorsunuz yani 3. bölgede zengin oyuncuları, yaratıcı oyuncuları olan bir ekip ve 4 haftadan beri de yenilmiyor. Gol yeme konusunda hem zor gol yiyor hem zor gol atıyor ama bir saha disiplini olan bir takım. Ekibin hem hocasıyla uyumu çok iyi. Yani kenar yönetimle sahadaki oyuncular arasındaki iletişim çok yüksek seviyede. Dolayısıyla bizim açımızdan disiplin ve sahadaki duruş açısından çok zor bir takımla maç oynayacağız. Bunun bilincindeyiz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Yani ama zirvede de kalmak istiyoruz. Zor istiyoruz tabii, yani sonuçta bu herkes için, hepimiz için önemli. Bunun önemini oyuncularımız da biliyor. Başarmaya çalışacağız ama dediğim gibi futbolda 3 sonuçta var. Hocam, Ziraat Türkiye Kupası kuralları çekildi. Bununla ilgili Akisar Spor'un hedefi nedir? Kupada nereye hedefliyoruz? Şimdi yönetimle bir stratejik bir görüşme yapacağım. Sanıyorum önümüzdeki hafta. Çünkü kupada ve ligde aynı anda gidecek kadroyu çok rentabl kullanmak gerekiyor. Sakatlıklar, cezalar ve diğer faktörleri bulundurduğunuzda. Şimdi bizim dediğim gibi yani kadrodaki derinlik ve sayı belli bir seviyede. İki kulvarda gidebilecek stratejiler var mıdır? Vardır. Bu oyuncularla da bunu başarabilirsiniz. Bazı yöntemler var. Bunları kullanıp kullanmayacağımızı yönetimle konuşacağız. İki kulvarda da gerekiyorsa yarışacağız. Kurban Bayramı. Bayramın ikinci maçımız var. Aileniz de tahmin ediyoruz Trabzon'da. Kurban Bayramı ve Başakşehir maçı için bir mesaj da alsak, iletsek mutlu oluruz. Yani Başakşehir maçında dediğim gibi elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız. Tüm ülkeye, Akisar'ı seven, ona sempati duyan, onu kendi takımı gibi gören, camiayla bütünleşen herkese de bayramını kutluyoruz. Herkese de selam gönderiyoruz.